...selden çok da memnun dönemedi. Hatta ortağı Bahçeli daha o oralardayken verdi veriştirdi, NATO'ya verdi veriştirdi, Amerika'ya verdi veriştirdi. Biliyorsunuz zaten onun için acaba Can ile Canan arasında bir hadise mi var denmeye başlandı. Şimdi içerisi sıkıntılı. Ortak bile baş e, kaldırmış neredeyse. Dışarısı zaten sıkıntılı. Bize göstere gösteri Afganistan yollarını gösteriyorlar vesaire değil mi? Ne yapsın Erdoğan? Huzur Azerbaycan'da. Biraz dedi gideyim dedi şu Azerbaycan'da dedi bir huzur bulayım dedi. Şimdi Azeri e, televizyonu çok da iyi anlaşılan bir Türkçe ile e, Erdoğan'ın... E, Yedi Shine Azerbaycan'a karşılaşmasını haber yaptı. Eee bir izleyelim. Çok ilginçle çünkü görüntüler, notlar var. Devam edelim. Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hanımı Emine Erdoğan'ı Füzuli rayonunda karşıladı. El kardeşim. Şöyle bir sarılalım. Ha. Karabağ torpağına hoş geldiniz. Hoş evet. bulduk. Fakat Karabağ topraklarını yakmışlar, yıkmışlar. Şimdi daha da göreceğiz. Göreceğiz. Gördük, için. Hemen afallı. Hoş geldiniz. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ee, ekipte herhalde resmi olarak değil maç izlemek için gittiğini tahmin ediyorum. E, Bilel Erdoğan da var herhalde. Bilel Erdoğan o arkada yanlış görmediysem. Ama Emine Erdoğan'la e, Recep Tayyip Erdoğan çok mutlu. Dediğim gibi içeride sıkıntılı ortağı bile şey karşısında neredeyse. hele muhalefet yok mu o muhalefet? Ha biri sorup duruyor. 128 milyar dolar nerede? Söylüyor söylüyor Erdoğan, anlamıyorlar. Ruhsar Pekcan nerede? Size ne? Demirören 750 milyon dolara ödedi mi? Milyar. Deprem vergileri milyar nereye, nereye gitti mi? diye bir de bir de onu bir soruyorlar. De de, e, Ziraat Bankası'na borcunu ödedi mi? Ticari sırf hem size ne? Bunlardan uzakta. E, i̇şte bir takım böyle partisinde Peker olayı nasıl... Sıcak biliyor musunuz? Birazdan geleceğiz. Onlardan uzakta böyle özel bir tren, tren mi otobüs mü? Böyle bir gezdiler, dolaştılar. Otobüs olsa gerek. Otobüs. Şimdi orada bir de enteresan bir konuşma oldu. Aliyevle Erdoğan arasında böyle yol boyunca Erdoğan inşaat seviyor. Biz bunu anladık. Yani onun ruhunda müteahhitlik var. İnşaat seviyor, beton seviyor. O nedenle dikkatini yoldaki bir takım inşaatlar çekiyor ve soruyor. Allah Allah diyor bunları kimler yapıyor diye. Bakın nasıl bir konuşma geçiyor sonrasında. Müteahhit olarak Hazreti kardeşlerimiz mi yapıyor? Yok bunları beraber. Burada Colin var, Cengiz var. Ha, var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Ha, Cengiz demin beni aradı şantiyede ya bak Kolin var, Cengiz var. Bunların hepsi orada var. Ee, dünyada kamudan en çok ihale alan hatırlıyorsan sürekli tekrar şey. 5 şirketin 4'ü Dünya Bankası verileriyle Dünya Bankası verileriyle Türkiye'den. Hani futbolda yenildik diye şampiyon olamıyoruz, dereceyi alamıyoruz diye hiç üzülmeyin. Dünyada kamudan en çok ihale alan birinci şirket Bizden. İkinci şirket bizden. Üçüncülüğü Almanlarla paylaşıyoruz. Beşinci şirket gene bizden. Yani hiç şey yapmayın. Çekinmeyin. Üzülmeyin. Bu nasıl oluyor? Ve 128 kez bu şirketlerin vergi son 10 yılda. Vergi ve harçlarında indirime gidilmiş. 128 kez son 10 yılda. Bunu kimden öğrendik biliyor musun? Eee bir türlü hakkında savcılık soruşturma başlatacak mı başlatmayacak mı öğrenemediğimiz Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından bir soru önergesi veriliyor. Kendisi resmi olarak yanıt veriyor. Yani bu bizim bulduğumuz bir şey değil. Ne kadar yapıldığını bilmiyoruz ama. Ne kadar onların dergi borçları indirildi bilmiyoruz. Sadece 128. 128 defa indirildiğini biliyoruz. Ay adamların lokmasını Hatta... sayar gibi ne bu böyle canım? Aha. Aha. Ha. Ha. Şimdi orada bir ayrıntı var ama Neydi? o orada bir ayrıntı var. E önce şeyi söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Cengiz Bey'i aradı deyince şantiyeden ben bir an o bölümde böyle mikro saniye içinde şunu düşündüm. Aman Allah'ım yoksa Cengiz gene vergi borcumu indirin mi dedi acaba diye. Neden? Çünkü Cengiz'in, Kolin'in, Limak'ın ya da başka şirketin kim olduğu önemli değil. Vergi borcunda yapılan her indirimin kimden kesiliyor? Bizden kesiliyor. Onlar vergi ödeyecekler ki o büyük kazançlarından bize okul olacak, sağlık olacak. Devlet zora düştüğünde yardım edecek, korona yardımı yapacak. bir e, e, O zaman devlet kimden vergi alacak onlarınki indirince? Bizden. Vur beline e, kazmayı durumu. Onların vergisi indirilsin diye geçen hafta bir karar yürürlüğe girdi. Daha önce kazandıkları kazançlarını, elde ettikleri kazançlarını beyan etmeyen, yani devletten vergi kaçıran, büyük şirketlerin vergi borçlarında indirime gidiyoruz. Getir, sen kaçırdın ya parayı, çok kazandın. 100 milyon kazandın, 1 milyon dedin. Getir o paranı, söyle biz onun vergisini yarı yarıya indireceğiz. Kaç kez vergi indiriminden yararlandın? Kaç kez vergin silindi? Söyle kaç kez? Vatandaş takır takır vergisini öderken, Vergisi silinenler e, tabii ki her yerdeler. Türkiye onlara yetmiyor. Yetmiyor. Nereye gidiyorlar? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi bazen böyle süper kadın gibi hissediyorum. Süper woman. Şimdi vergilerimle cengizleri doyuruyorum. Vergilerimle köprülerden geçiriyorum. Vergilerimle TRT'yi ayakta tutuyorum. Şimdi TRT deyince tabii dün akşam maçı izleyenler vardır belki aranızda. E, TRT spikerleri sosyal medyada her zaman olduğu gibi olay oldu. Çünkü daha orta sahada top çevirirken e, mesela Burak diyeyim. Dün çok fenaydı. E, Ata geçtik, vurduk, vuruyoruz, gol geliyor. Böyle bir hani futboldan uzak şey muhabbet. Böyle futboldan uzak bir heyecan halinde. O bir kenara. E, bunlar böyle büyürken TRT'de çifte maaşlar işte bakın e, her yerde zaten e, bunlar haber oluyor. Sözcü altın bürokratlar diyor. Bunlara da böyle paraları bizden gidiyor. İşte e, Cumhurbaşkanından fazla maaş alan kamu görevlisi varmış. Cumhurbaşkanı tabii Maaşı sınırlı ama tarayları, marayları saymayalım. Burada kimler var, kimler var. Ee, böyleyken yoksullar ne yapıyor? Yoksullar da bazen diyorum ya, fakirler nasılsınız diye. Fakirler nasılsınız aydan? Kalabalıklaşmışsınız gene. 620 bin kişi artmış. Resmileri. Ne zaman? veri. 2020 yılında 620 bin kişi daha yoksullar ordusuna katılmış. dün pazartesi günü özür dilerim açıklandı bu veri onu söyleyeyim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim sayın seyirciler Ayşen Aslan'ı kandırıyorlar. İşte böyle kandırıyorlar. Neden? Süper kadın diye hissediyormuş. Yahu <laughs> yahu senin meslek hayatının onda biri kadar meslek hayatı olan hani bilgi liyakati bir tarafı bırakıyorum Arkadaşımızın Zorlu Center'da çalışma ofisi varmış. Bir gazetecinin Zorlu Center gibi bir yerde nasıl çalışma ofisi oluyor? Ben gerçekten acayip Şimdi bir şey söyleyeceğim. O medya dedikodularına ikinci bölümde girelim. Çünkü orada hakikaten artık şaka kaldırmayacak bir durum var. Çok ciddi bir durum var. Yani... Biz işte güya bu meslekteyiz her şeyi biliyoruz hiçbir şey bilmiyormuşuz onu konuşacağız. Ama şimdi yoksul demişken bakın e, Soma'da dün işte mahkemede bir şeyler yaşandı ya değerli bir dostum bana bir not attı dedi ki Soma kadar dedi önemli bir şey var dedi Soma'da tabii 301 madenci hayatını kaybettiği için. E, Hani sadece Türkiye değil dünya ölçeğinde muazzam bir trajedi olduğu için onu unutmak ya da onunla ilgili yargı sürecini küçümsemek söz konusu olamaz elbette. Ee, ama bir de dedi kaçak madenlerde kaçak kaçak ölenler var dedi. Ee, bu nasıl bir şey ya?